Evet, kısa bir reklam arasının ardından tekrar karşınızdayız konuğumuzla birlikte. Jeoloji mühendislere Ordu İl Temsilcisi Yekta Yüksel konuğumuz. Hoş geldiniz Yekta Bey. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz bizlerle. Yekta Bey, başlayalım istiyorum hemen. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Tokat'ta 5.6'lık bir deprem yaşandı ve ilimizde bundan etkilendi. Vatandaşlar hissettiler. Bu depremi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Tokat'taki olan bir deprem, 5.6'lık bir deprem Ordu'da hissedildi. Tokat'ta daha büyük bir deprem meydana gelir mi? Böyle bir öngörü var mıdır? Ve Ordu bundan ne kadar etkilenir? Birincisi, Tokat'ta meydana gelen deprem 20-25 kilometrelik Kuzey Anadolu fay hattını 70-80 kilometre mesafede olan Buğday ile fayı. Aslında orada o bölgede Tokat, Amasya, Sivas, hatta bir kısmı Ordu'yu da sayabilirsiniz. O aradaki bölgede böyle çok parçalı fay var. Yani bu tip sayılamayacak onlarca, 10-15 tane bu civarda fay var. Bu fayların deprem üretme potansiyeli yaklaşık işte en fazla 6-6,5 olarak düşünülüyor. Mevcut depremi önce olarak, büyük bir deprem daha meydana gelemedik. Mevcut depremi önce deprem olarak değerlendirebiliriz ama büyük bir deprem meydana gelmiyorsa normal deprem olarak düşünebilirsiniz. Orada için esas sıkıntısı Tokat'taki deprem, yani orada parçalı fayların değil de güney tarafında kalan bir fay aynı zamanda. Kuzey Anadolu fay hattına bağlı bir deprem meydana gelirse orada için o zaman büyük sıkıntı olur. Yani siz işte Maraş ve Hatay depremlerini orada ne kadar hissettiysek oradaki depremi de hissediyoruz. Özellikle de sıvılaşma potansiyeli olan zeminlerde daha fazla hissediyoruz bunu. Yani şimdi oradaki 6-6,5 şiddetindeki bir deprem biz oradaki şu dolgu, bulunduğumuz dolgu zeminde en iyimser ihtimalle, oradaki altı şiddetinde bir deprem, biz burada en iyi iyimser ihtimalle dolgu zeminde 7 ve üzerinde bir deprem olarak hissedeceğiz. Sıkıntı burada. Bir de yüksek ilçelerimiz, işte Gölköy, Gürgentepe, Mesudiye, efendim yukarıda Aybastı, Korgan, Kumru, Akkuş, bu ilçelerimiz Kuzey Anadolu fay hattına yakın olan ilçelerimiz. Kuzey Anadolu fay hattına yakın olmak demek, binalarımızın iyi olması gerektiği bir durum. Eğer köylerde yapılan, mahallelerde yapılan evlerimiz beton standardı ya da yapı stoku diyelim iyi değilse her an onun için sıkıntı vardır. Oradaki sıkıntı işte belirttiğim düz zeminler için. Aslında biz Tokat depremini yukarı kesimlerde olan, yani Şahincil'de falan olan arkadaşlar da hissetmiştir, söylediler bunu. Ben araç kullandığımı hissetmemiştim. Özeti anlatabildim mi bilmiyorum, yeterli evet. Oldu mu? Yani anladığımız kadarıyla şehir merkezde dahil düz kesimler, çevre illerde olacak herhangi bir depremden etkilenebilirler. Kesinlikle. Peki Ordu bazında baktığımızda, yani Ordu bazlı bir deprem olabilir mi? Yani bu konu hakkında ne Şimdi düşünüyorsunuz? Ordu bazlı bir deprem riskimiz yok. Bizim riskimiz denizde 10 kilometre açıkta sahile paralel ve bunları dikey kesen Gülyalı, Trabzon ve Rize fayları var. Sahile paralel ve bunları dikey kesen Gülyalı, Trabzon ve Rize faylarımız var. Yukarıda da işte kuş uçumu 90 kilometre mesafede olan Kuzey Anadolu fay hattı var. Bizim sıkıntımız bu iki aradaki, Ordu'nun iki arada bulunmuş olmasıdır. Ha, denizdeki fay hattı literatüre geçmiş bir fay değil. TPO'nun yaptığı tespitler. Yani bir akademisyen, TPO da bunu kimseyle, yani nasıl diyelim, bir doktora ve master tezi olarak paylaşılmadığı için revize edilmedi. Ama faylar var. Bu kesin. Evet. Yani Ordu için sıkıntı bulunduğu konum sıkıntı. Orada bir fay yok. Evet. Şöyle diyelim o zaman, İstanbul'a geçelim istiyorum. İstanbul'da biliyorsunuz ki uzmanlar da sürekli uyarıyorlar.
bir deprem bekleniyor. Uzun yıllardır söylenen bir deprem bekleniyor ve orada da biliyorsunuz ki çok ordulu vatandaşımız, ordulu hemşehrimiz oturuyor. İstanbul'da yürütülen çalışmalar nedir depremle alakalı? Şu anda bildikleriniz var mı? Bildiğim şöyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile oradaki üniversitelerin hangi üniversite olduğunu şu an hatırımda değil, oradaki üniversite akademisyenler, arkadaşlarımız makro fay çalışması yapıyorlar. Ha, İstanbul'da kendi içinde büyük bir fay yok ama makro fay çalışmaları yapılıyor. İstanbul için esas sıkıntı Marmara'nın içinden geçen Kuzey Anadolu'nun devamı niteliğindeki fay hattı. Evet. İstanbul için bu sıkıntı burada, esas sıkıntı. Tabii ki bir Anadolu Yarımadası yılda 2 santim Ege'ye doğru hareket ediyor. Bu her yıl 2 santim veya 1,5 santim hareket edecek. Hareket etmeyip takıldığı yerde kalıyorsa bir enerji birikmesi vardır. Yani İstanbul'da da Marmara Denizi'nde de şimdi böyle bir enerji birikmesi var ve bu bekleniyor. Ha, denizdeki olan deprem İstanbul'u ne kadar etkiler? Pek çok yerini etkiler de. 1509'da denizden meydana gelen Büyük İstanbul depreminde şöyle söyleyeyim, sahildeki şeyleri atlamış dalgalar, sahildeki surları atlamış. Yani bir tsunami meydana gelmiş. Bir tsunami meydana gelmiş. Yani İstanbul'daki ordulu hemşirelerimiz tabii ki endişe etmekte haklılar. Yani. Ama dediğim makro fay çalışması devam ediyor. Büyük üniversiteyle ve Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokolle. Evet. Şöyle devam edelim o zaman. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde AFAD protokolünde açıklamalarda bulundu. İşte selle ilgili, depremle ilgili önemli açıklamalara değindi aslında. Ve Türkiye için kentsel dönüşüm, deprem üzerinden kentsel dönüşümü ele alarak ihtiyaç değil zorunluluktur dedi. Ordu'da da kentsel dönüşüme yönelik çalışmalar var mı? Yani siz de katılıyor musunuz bu söze? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki kentsel dönüşüm bir zorunluluk. Zorunluluk da ne kadar yapılır yapılmıyor. Daha doğrusu Ordu'daki durumunu ben bilme şansım yok. En azından Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Yani o zaman şöyle diyelim. Şimdi Ordu zaten kendi içinde deprem hani çok şey yapmadığı için aslında diğer illere aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir uyarısı olmuş gibi hani İstanbul olsun daha çok deprem üreten illere bu şekilde bir açıklama olmuştur diye düşünüyoruz bizler de. Aslında tamam doğru düşünüyorsunuz ama sıvılaşma potansiyeli olan ordunun düz zeminlerinde fay olmamasına rağmen sahildeki faylardan kaynaklı bir deprem veya Kuzey Anadolu fay hattından bir depremde orta sahilde sahil kesiminde sıvılaşma potansiyeli olan düz zeminlerde biz bu depremi fazlasıyla hissedeceğiz ve o yüzden kentsel dönüşüm çok önemli. Yani Ordu'da da yapılmalı. Tabii ki kesinlikle. Evet. Yani eski binalarımızın en yakın binalarımız bilmiyorum, orada da herhalde 50 yaşın üzerinde çok bina vardır diye düşünüyorum. Özellikle şehir merkezi, taşbaşı taraflarında gerçekten binalar eski. Şimdi taşbaşındaki binaların bazıları daha da eski. Yani 50 yıldan, Cumhuriyet döneminden kalma binalar da var. Bilemiyorum onların yapım tekniği nedir. Ama belki hani düz bir zeminde olmadığı için belki sıkıntı olmayabilir ama şehir merkezinde gerçekten eski binalar olduğunu görüyoruz. Evet. Çoğu dediğiniz gibi 50 yıl aşkın bile binalar olmuş olabilir diyelim ve deprem açısından aslında en güvenilir illerden biri genelde uzmanlar tarafından Konya olarak söyleniyor. Ve Konya'da da geçtiğimiz günlerde yine 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Hatta dün gece 2,5 sularında bile Konya'da yine 3,1 olması lazım. Yine bir deprem meydana geldi. Neye bağlayabiliriz? Yani aktif ben fay hayatımda, var. Ben Konya'da. Hayatımda ikinci depremi Konya'da hissettim. Üniversitede okurken apartmanın 7. katındaki hissettim. Mersin Körfez'de bir depreminde hissetmiştik. Aslında yanlış bilgi demeyeceğim de eksik bilgi var. Türkiye'de deprem olmayacak hiçbir yer yok. Evet. Bunu ben yıllardan beri söylüyordum. Geçenlerde hocamız Naci Görür'de aynısını, Profesör Doktor Naci Görür'de aynısını, geçenlerde derken yani bir yıldan beri aynı şeyi söylüyor. Türkiye'de deprem olmayacak hiçbir yeri yok. Çünkü Anadolu yarım adası bir bütün halinde Ege'ye doğru hareket ediyor. Türkiye'de deprem olmayacak bir yeri yok. Ha, yıkıcı olur veya az yıkıcı olur, çok yıkıcı olur, orası ayrı mevzu.
ama her yerde Türkiye'de... Her yerde deprem evet. olabilir. Her yerde deprem olabilir. Yani işte birinci derece deprem bölgesi, efendim ikinci derece deprem bölgesi falan deprem olmayacak bir yeri yok. Evet. Her yerde deprem olabilir. Evet. Her zaman söylüyoruz, uzmanlar tarafından da bu sürekli dile getiriliyor. Deprem olmadan önce önlem almak her şeyden önce önemli. Binalar keza, inşaat firmaları keza, onlar da çünkü bu durumda ön plana çıkmış oluyor ve vatandaşlar kendi açılarından depreme karşı önlemlerini nasıl alabilirler? Yani binalarına sağlamlık testi vesaire yaptırmaları mümkün olur mu? Sağlamlık testi yaptırabilirler, beton testi de demir testi de yaptırabilirler. Bunu yapan firmalar var, onu yaptırabilirler. Ama depreme yani deprem öncesinden depreme hazırlıklı olmak gerektiği cümlesine hareket ederek binalarımızı sağlam yapmak durumundayız. Yani ben kendi başıma kendim yapıyorsam demirden çimentosuna kendim esirgemeyeceğim. Başında duracağım. İşte beton tek başına bir malzeme değil. Demiri, çimentosu, evet. kumu, çakılı böyle şey bir malzeme, bileşik bir malzeme. Yani bundan şey verim, taviz vermeyeceksin, beton kalitesinden taviz vermeyeceksin. Bir de sıvılaşma potansiyeli olan zeminler için devamlı söylüyoruz. Yine söylüyorum, problem değil. Fora kazık temel sistemi getirmek zorundalar. Zaten yapılıyor genelde ama hep bütün binalarda yapılıyor yapmadığını ben bilmiyorum. Buna 30 yıl önceki binaların hiçbir zaman fora kazık temel sistemi olduğunu düşünmüyorum. İşin açıkçası. Evet. Peki o zaman şunu söyleyeyim. TOKİ binaların genelde depremlerde yıkılmadığını görüyoruz TOKİ tarafından yapılan binaların. Bunda o dediğiniz işlem var mı? Fora kazık sistemi galiba. Onların yoksa yani inşaat mühendisi olmadığım için bir şey söyleyemem de şunu tamam orada bir fora kazık temel çakılmış evet. ama bir de binanın sağlamlığı için perde duvarların yapıldığı söyleniyor şimdi inşaat mühendisleri arkadaşlarımızdan. Yalnız depreminde Hatay ve Kahramanmaraş depreminde bir iki tane hasar gören TOKİ konutu var ama yıkılmadı. Hasar görenler var ama yıkılmadı. Evet. Onlar var. Genel bağlamda duvarlarının perde duvar olarak çıkılmasının neticesinde yıkılmadığı söyleniyor. Ben projelerini görmüş birisi değilim. Evet. Peki depremlerin önceden öngörülmesi mümkün müdür? Değildir. 1991'li yıllarda Amerika'da bir deprem meydana, San Francisco depremiydi galiba. Depremden birkaç dakika önce yüzeyde manyetik basıncın arttığı söyleniyor. Yani pek çok deprem şehrinde yerlerinde bu manyetik basıncın arttığı tespit edilmiş. Manyetik basıncın artmasından birkaç dakika sonra da deprem olmuş. Yani bunun bir deprem habercisi olarak düşünüyorlar bilim adamları. Ha, mesela biz 99 depreminde ya da Sakarya depreminden önce deprem olmadan önce işte kaynak sularında azalmalar, renk değiştirmeler, yeni kaynakların çıkması, var olan kaynakların azalması veya kuruması buna benzer şeyler 2-3 ay belki 5-6 ay öncesine buna benzer olaylar var. Bunlar yaşanmış. Marmara depreminden önce bunlar tespit edilmiş. Bunlar olmuş. Ama tabii kimse depreme işaret edememiş ne zaman olacağı veya olamayacağı. Yani 6 ay öncesinden bu değişimler, kaynak sularında renk değiştirmeler, azalmalar buna benzer şeyler görülmüş. Evet. Peki bazı telefonlarda işte bunu gördük, yaşadık. Vatandaşların yüklediği bir uygulamayla birlikte depremden saniyeler önce bildirim giden uygulamalar var. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani açıkçası merak ediyorum. Yani yabancı ben şöyle bir site var böyle şeyler bildiriyor da. Evet. Yani Türkiye'de şimdi sıradan bir vatandaşın bile 2-3 dakikada 2-3 dakika sonra büyük bir deprem olacak demesi dese yalan çıkmaz. Evet. Biz şimdi şu anda burada konuşurken bizim hissetmezimiz Türkiye'de onlarca küçük deprem oluyor. 24 saat içinde belki 50 veya 100 tane deprem oluyor. İşte belirttiğiniz Konya depremi bunlardan bir tanesi. Evet. Peki o zaman deprem sırasında ve sonrasında vatandaşların alabileceği önlemler nedir? Felaket yönetimi ve acil durum planlaması nasıl yapılır? Bir kere vatandaşlar derken önce biz çocuklarımıza okullarda, ilkokullarda, ortaokullarda veya liselerde deprem sırasında nasıl hareket etmeliyiz, öğretmeliyiz bunları anlatmamız gerekiyor. Türkiye bir deprem ülkesi. Depremsellik çok klasik bir laf olacak ama depremsellik Türkiye için aslında bir var olma yok olma meselesidir.
Yani bir beka meselesi de diyebilirsiniz. Anadolu'da pek çok medeniyetin kaybolmasının nedenlerinden bir tanesi. Belki çok cüzi bir kısmını temsil ediyor ama depremler. Diğerler kuraklık, ondan sonra kıtlık, kuraklık, buna benzer şeyler. Anadolu'da veya savaşlar, kaybolan medeniyetlerden. Şimdi çocuklarımıza liseyle doğrultuda bunlar anlatmıyoruz. Coğrafya derslerini kaldırıyoruz. Yani biz deprem ülkesi olduğumuz için okullarda deprem anında nasıl davranmamız gerektiğini çocuklardan başlamak zorundayız. Bunu başlamalıyız. Hem de hiç vakit geçirmeden. Mümkün olduğunca da çocuklarla birlikte ebeveynler de bunu dolaylı olarak öğrenmiş olur. Eve gelme çocuklar anlasa bunlar da öğrenmiş olur. İki, binalarımızı sağlam yapacağız. Zemin parametresine göre, zeminin cinsine göre temel parametresini belirleyip buna göre temeli aşağıdan yukarı, temelinden çatısına kadar betonundan taviz vermeden bir bina inşa etmeliyiz. Yapı denetim firmalar da bu işin içinde, müteahhitler de bunun içinde. Ama ben müteahhit tutmadım da kendim bina yaptırıyorum veya firmaya verdim, ustasını şimdi. Kendim de yaptırsam demirinden, betonundan kesinlikle şey vermeyeceğim. Ha, müteahhite verdiğimizde yine ben yaptırmış olayım ama o zaman müteahhit olmuş olayım başındaki sorumlusu. Ülkece yani hem vatandaşlar da olarak deprem konusu aslında tam bilinçli değiliz. Deprem ülkesiyiz hiç ama. Hiç bilinçli değiliz. Bilinçli değiliz. Neler yapmamız gerektiğini aslında tam olarak bilmiyoruz. Ya da umursamıyoruz da diyebiliriz. Unutuyoruz, balık hafızalıyız. Çok doğru. Şimdi İstanbul'u biraz önce İstanbul'u sordunuz. Biz evet. İstanbul'u vazgeçtim. Ben orduyu sorayım. Şurada düz mahalleden buradan aldık. Bir deprem meydana geldi. 7 şiddetli bir deprem. Oradaki binaları arama kurtarma çalışıyorum. Hangi binaya, hangi sokağa gireceksin? Hangi makine nereye girebilecek? Merak ediyorum. Açıkçası öyle bile girebilecek. Deprem anında buraya girebilecek. Kobe depremi olmuş. 1994'teydi Kobe depremi. 10 dakikada gidilebilen bir yere 3 saatte gittik dediler. 3 saatte 10 dakikada gidebilen bir yere. Çünkü soğuklar kalkmış, sular çıkmış. Yani oradaki de olacak işte de sıvılaşma potansiyeli nedeniyle sokaklarda, asfaltlarda kabarmalar, yer altında sular çıkmalar, binalar yarı yarıya zemine gömülme, devrilme. Yani hangi iş makinesiyle hangi kurtarmayı neyi yapacağız? Bir an önce işte dediğiniz kentsel dönüşüm çok önemli. Evet. Kentsel dönüşüm gerçekten oldukça önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi ihtiyaç değil, zorunluluktur diyoruz bizler de burada. Yekta Bey, benim sormak istediklerim bu kadar ama benim sormadığım, sizin eklemek istediğiniz bir şey. Bir şeyler var, onları anlatayım. Evet. Birincisi Karadeniz depremi görüştük, biraz da deprem meydana gelirse dedim. O zaman bir tsunami olma ihtimalinden de bahsetmek durumundayız. 1968 Bartın depremi, denizde meydana gelen ve 28 kişinin hayatını kaybetti. Bartın depreminde tsunami meydana gelmiş. Yaklaşık 2000 yıl kadar önce Karadeniz'de meydana gelen depremde tsunami meydana gelmiş. Trabzon'da surların bir kısmının yıkıldığını, büyük kapısının yıkıldığı falan şeyler de var. Literatürde var. Bunlar var. Yani Trabzon'da depremde bir tsunami de tehlikesinden de yani pardon Karadeniz'deki depremde bir tsunami tehlikesinden de bahsetmek durumundayız ama fay hattı 10 kilometre ne kadar etkili olur? Onu etki çok fazla bir etkili olmaz ama şehrin içini falan su basabilir bu düz zeminler tamamen suya. İşte İzmir depreminde Seferihisar'ın içinin su basması gibi. Ama normal su bastı. Orada bunun adı bir tsunamidir. Ama su basması şeklinde benimle geldi. Niye? Mesafe ve tsunami için ortadaki denizin içindeki blokun büyüklüğüne bağlı ya da şeysine o büyüklüğüne bağlı bir durum. Evet, aslında deprem kilometre uzaklaştıkça tsunami etkisi çok daha korkunç olur. Evet, tsunami o zaman Karadeniz'in yine beklediği şeyler arasında yer alıyor diyelim ve buradan yapı yapanlara, inşaatçılara demek istedikleriniz aslında uyarı niteliğinde de olabilir. Neler demek istersiniz? Yapı denetim firmalarına şimdi yani ben bina yaptırıyorum işte yapı denetim firmasını bıraktım onlar yapsınlar deyip sahip çıkmamak olmaz. Herkes kendi binasını, kendi şeysini kendi kendine de kontrol edecek. Sabah geçecek, akşam geçecek, betonu sulayacak, beton kalitesini bakacak, baktıracak yani bununla benzer şeyler. Binalarımızın temel parametresini, temel zeminlerin zemin cinsini belirleyip buna göre temel parametresi belirleyip binayı o şekilde aşağıdan yukarı sıfırından çatıya kadar çıkmamız gerekiyor. Herkes müteahhitinden kişisel olarak herkes binalarını sağlam yapmak zorunda.
deprem öldürmez, beton öldürür. En sık şeysi bu. Evet, çok güzel bir söz oldu gerçekten. Deprem öldürmez, beton öldürür. Kesinlikle. Diyelim sizin dediğiniz gibi ve teşekkür etmek istiyorum sizlere. Güzel ve önemli konulara değindik aslında. Evet, konuğumuz Yeksa Yüksel, Jeoloji Mühendisleri Ordu İl Temsilcisi'ydi. Bize Ordu adına da keza İstanbul, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu tekrardan bizlere hatırlattı. Kendilerine teşekkür edelim.